Doktor siniri kesilmemiş dedi. Nikerler damarı şimdi. Allah'tan tek bileği kesmiş. Yoksa giderdi. Keşke gitseydi. Bir pislik temizlenirdi. Ne diyorsun ya? Oğlum adam gözünü kırpmadan kaç kişi öldürmüş. Seri katil. Bıraksalar var ya. Daha kaç kişiyi götürür. Hapis mapis kesmez. Sallandıracağım öylelerini. Çok biliyorsun sen. Yürü. Anlaşıldı. Hiç açmayacak telefonu. Nasıl bulacağız? Nerede arayacağımızı bile bilmiyoruz. Komiser eski arkadaşlarını araştıracaktı. Bir soralım bakalım. Alo. Komiserim iyi akşamlar. İyi akşamlar Halil. Ya kusura bakmayın yine. Lale için rahatsız ediyorum ben. Arkadaşlarını araştıracaktınız, ne oldu? Hala haber alamadınız mı? Aldık. Eve geldi ama neler olduğunu anlatmadan kaçar gibi gitti. Yusuf'a da Almanya'ya dönmeyeceğini söylemiş. Ters bir durum olduğu kesin. Bir şeyden korkuyor. Saklıyor bizden. Halil ben şu anda başka bir işle ilgileniyorum. Sonra konuşalım mı? Affedersin. Onun için çok endişeleniyoruz. Telaş yaptık biraz. Anlıyorum. Arkadaşlar araştırıyor. Merak etme. Bir şey bulursak seni bilgilendireceğiz. Tamam, bekliyoruz. İyi çalışmalar. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Kimdi arayan? Yusuf abim. Komiser niye üstüne düşmüyor bu işin? O da bizimkiler gibi mi düşünüyor? Ya canım duydun işte. Adam işle ilgileniyorum dedi sana. Araştırıyorlarmış. Cep telefonunun takibi alsınlar. Ne bileyim, belki de almışlardır. Tam kayıp olsa neyse, arada C deyip gidiyor. Çözeceğiz bu bilmeceyi. Çözeceğiz. Merak etme. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Bilmiyorum. Koca İstanbul'da sokak sokak dolaşarak mı bulacağız onu? Lale çok eskiden bir kuaförde çalışıyormuş. Ama yerini falan söylememişti hiç. Komiseri arayalım mı yine? Belki bir şeyler bulmuşlardır. Kadir'in bir arkadaşı vardı. Muharrem. Kadirler Lale ile onun vasıtasıyla tanışmıştı. Herifin yedek parça dükkanı vardı. Yerini biliyor musun? Aha. Niye daha önce söylemedin? Ne bileyim, şimdi aklıma geldi. Yürü o zaman, gidip onunla konuşalım. Belki bir adres falan verir bize. Canım. O zaman seni ben hastaneye bırakayım da öyle gideyim. Seninle geleceğim. Menekşe lütfen. Senin bu işlerin içinde olmanı istemiyorum. Ben de Lale tehlikedeyken bir köşede oturup beklemek istemiyorum Halil. Geleceğim işte. Tamam o zaman, tamam. Hadi. Afiyet olsun efendim, yine bekleriz. Sağ olasın. Nerede bu Muharrem'in dükkanı? Talimhanede. Sen nereden biliyorsun yerini? Dükkanı yalnız bırakma, tamam mı? Ben bir iki saate kadar geleceğim, ona göre. Tamam abi. Şurada iyi bir otel var. Öldük yorgunluktan ya. Yerleşelim de bir adam gibi uyuyup dinlenelim. Sen nereden biliyorsun dedim. Biliyorum işte. Geçerken Kadir göstermişti. Alo. İyi günler Halil Bey. İyi günler. Bir haber aldım az önce. Mustafa Genç dün gece intihar etmiş. Halil Bey. Ölmüş mü? Bir saniye. Alo. Söyle şimdi, dinliyorum. Öldü mü? Kurtarmışlar. Hapishanede bileğini kesmiş. Şimdi hastanedeymiş.
Anladım. Akli dengesi gerçekten bozuk olabilir. Bana bak. Bana bak, cezasını çekecek o herif. Her şekilde çekecek, anladın mı? Hı hı. Bilmek isterseniz diye aradım. Tamam tamam, sağ ol. Ne olmuş? Yaşıyor. Hastanedeymiş. Hadi Muharrem'e gidelim. Herhangi bir komplikasyon beklemiyoruz. Fiziksel durumu normal görünüyor. Yarım saat sonra bir sakinleştirici daha vuralım hemşire abi. Tamam efendim. Çok dikkatli olunması lazım. Her an yeniden deneyebilir. İlgili makamlarla konuşup ruh ve sinir hastalıklarına sevkini yapalım. Bu hastanın hapishaneye dönmesi sakıncalı. Evrakı hazırlatın, imzalayın. Peki doktor bey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.